İntibak zammı ile ilgili girişimlerin olduğunu belirten Ergün, bu girişimlerin olumlu sonuçlanması durumunda emekli maaşlarına 1300 Türk lirası zam yapılacağını ve böylece en düşük emekli maaşının 8800 TL'ye yükseleceğini belirtti, Cumhurbaşkanı Erdoğan. Geçtiğimiz ay açıkladığı en düşük emekli maaşının 7500 TL'ye çıkarılmasının yanı sıra emekli bayram ikramiyelerine de zam yapılmıştı. Peş peşe gelen zam haberleri emeklilerin yüzünü güldürürken, Ergün'ün açıklamaları da umut oldu, emekli vatandaşlara çifte zammın ardından intibak zammı da yapılırsa maaşların 8800 Türk lirası olması bekleniyor. İntibak zammının gerçekleşmesi için Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün'ün girişimlerinin olumlu sonuçlanması bekleniyor, emekliyi sevindirecek açıklamalar peş peşe geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı duyuruyla, en düşük emekli maaşına yeni zamlar yolda. Uzun bir süredir intibak zamı bekleyen emeklilerin yüzünü güldürecek gelişmeler yaşanıyor. Merakla beklenen 1300 Türk lirası intibak zamı için kritik tarih verildi. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekliler arasında özellikle, 2000 yılından sonra emekli olanları yakından ilgilendiren haberler geldi. Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün'ün bir süredir devam eden girişimleri en sonunda sonuç verdi. En düşük emekli maaşına geçtiğimiz dönemde zam yapılmış ve ödemeler 7500 Türk Lirası olmuştu. En düşük emekli maaşına yeni zam hamlesinden sonra yeni rakam belli oldu. TGRT'nin haberine göre, 2000 yılı sonrasında emekli olanlara 1300 Türk Lirası intibak zammı uygulanmasına dair çalışmalar gündeme geldi. Özellikle seçim öncesinde bu artışın yapılması bekleniyor. Çalıma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından konuya ilişkin düzenlemenin önümüzdeki günlerde duyurulmasına dair beklentiler de artmış durumda. Emeklilerin yüzünü güldürecek düzenlemenin detayları ise, henüz netlik kazanmadı, uzun süredir hükümetin emekli maaşlarına intibak zammı yapması bekleniyordu. Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, bu konuda son detayları görüşmek için çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile bir araya geldi. Yapılan görüşme sonrası olumlu açıklamalar yapan Ergün, 2000 yılından sonra emekli olanların mağduriyetini gidereceklerini söyledi. Böylelikle söz konusu emekliler için maaşlara 1300 Türk Lirası intibak zammı yapılacak. Bu zamın seçim öncesi emekli hesaplarına yansıması bekleniyor, emeklilerin yüzünü güldüren intibak zamı sonrası maaşların ne kadar olacağı da merak konusu oldu. En düşük emekli maaşı geçtiğimiz dönemdeki güncelleme ile birlikte 7500 TL'ye çıkmıştı. Bu maaşlara intibak düzenlemesi kapsamında 1300 Türk lirası zam yapılırsa, en düşük emekli maaşı 8800 TL'ye yükselecek, Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği intibak zammı kararının 14 Mayıs 2023 tarihindeki seçimden önce duyurulması gündeme geldi. Bu zam sadece en düşük emekli maaşı alanlara değil, 2000 yılından sonra emekli olan tüm vatandaşlara uygulanacak. Böylelikle emeklilerin maaşlarında 1300 TL'lik bir artış olacak. Emeklilere müjdeli haber geldi. En düşük emekli maaşı 8800 TL'ye yükseltildi ve mayıs ayında 1300 Türk Lirası intibak zammı eklenecek. Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur ve memur emeklilerinin tümü bu maaş artışından faydalanacak. İşte detaylar Haberistan'ı izlemeye devam edin. Emeklilerin intibak zammı konusu son dönemde sıkça gündeme gelen bir konu haline geldi emeklilerin minimum alacakları maaş miktarının son olarak 7500 Türk lirası olarak belirlenmesi, intibak zammı konusunda da umutlu beklentilerin artmasına sebep oldu. Ancak, bu konuda net bir açıklama yapılmadığı için emeklilerin intibak zammı konusundaki beklentileri hala devam ediyor, intibak zammı, emeklilik sistemindeki farklılıkları gidermek için yapılan bir düzenlemedir. Farklı dönemlerde emekli olan kişiler arasında maaş farklılıkları mevcut olabiliyor. Bu farklılıkların giderilmesi için intibak zammı yapılır. Ancak, intibak zammı yapılabilmesi için öncelikle mevcut yasa ve yönetmeliklerde değişiklik yapılması gerekiyor, TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilerin intibak zammına ve hastaneye gidildiğinde aylıklarından kesilmesine dair aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Bilgin ile bir görüşme yaptı. Ancak görüşmenin sonucunda henüz net bir açıklama yapılmadı. Emekli intibak zammı yasası ne zaman düzenleneceği konusunda da net bir bilgi mevcut değil. Ancak konuyla ilgili olarak meclis gündemine alınması ve yasalaşması bekleniyor. İntibak zammı ile maaşlarda ne kadar bir artış olacağı da şimdilik belirsizliğini koruyor. Emeklilerin intibak zammı konusundaki beklentileri devam ederken hastaneye gidildiğinde aylıklarından kesinti yapılması konusu da gündemde. Emekliler hastane gibi yerlere gittiklerinde aylıklarından kesinti yapılması nedeniyle mağdur oluyorlar. Bu konuda da yapılacak bir düzenleme bekleniyor. Sonuç olarak emeklilerin intibak zammı konusunda umutlu beklentileri devam ediyor. Ancak bu konuda net bir açıklama yapılana kadar emeklilerin sabırlı olması gerekiyor. Ayrıca hastane gibi yerlerde aylıklarından kesinti yapılması sorunu da bir an önce çözüme kavuşturulmalı. Emeklilerin intibak zammı konusu hala gündemde. Meclis onayı beklenen intibak zammı yasası ile birlikte emekli maaşlarına önemli bir artış gelmesi bekleniyor. Daha önceki intibak zammı düzenlemesi ile emekli maaşlarına 350 Türk Lirası kadar zam yapılmıştı. Yeni düzenleme ile birlikte bu miktarın 1300 TL'ye kadar çıkması bekleniyor. TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, daha önce yaptığı taleplerin karşılanması nedeniyle tüm emekliler adına teşekkür etti ve diğer taleplerinin seçim öncesi karşılanmasını istedi. Bu talepler arasında, en az emekli maaşı ile bayram ikramiyesi zammının yanı sıra, 2000 sonrası emekliler için intibak zammına geçilmesi de yer alıyor. Ergün, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile yaptığı görüşmede, tam 24 maddeden oluşan bir dosyayı sunmuş ve buna dair görüşmelerin devam ettiğini belirtmişti. Dosya içerisinde yer alan taleplerin karşılanması için adımlar atılmaya başlandı ve intibak zammı da bu talepler arasında yer alıyor, 2000 sonrası Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklisi vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için intibak zammına geçilmesi talep ediliyor. Bu şekilde 2000 sonrası emeklilerin maaşlarındaki eşitsizlik giderilerek daha adaletli bir sistem oluşması hedefleniyor. İntibak zammı yasası ne zaman çıkacak ve maaşlara ne kadar zam yapılacak henüz kesinlik kazanmadı ancak emeklilerin talepleri devam ediyor. Emekli memur maaş zammı son dakika. Başkan Recep Tayyip Erdoğan memur maaşlarına yönelik önemli açıklamalarda bulundu en düşük emekli maaşının 7500 TL'ye yükseltilmesiyle birlikte milyonlarca memur ve memur emeklis, maaşlarına ara zam yapılıp, yapılmayacağını sorguluyor. Peki, memur maaşlarına ara zam yapılacak mı? İşte, emekli ve memur maaş zammı hakkında son gelişmeler Başkan Erdoğan, seçim sonrasını işaret ederek emekli maaşlarına iyileştirme vaadi verdi. Cumhuriyet tarihinin en büyük atamalarını yapıyoruz emeklilikte yaşı bekleyen 2 milyon kardeşimizin taleplerini yerine getirdik. En düşük emekli maaşını 7500 liraya bayram ikramiyelerini 2000 lira yaptık. 7500 lira emekli maaşı üzerinde maaş alan vatandaşlarımız sevindirecek haberi de çalışma bittikten sonra paylaşacağız. Farklı kamu kurumlarında çalışan 500 bin kardeşimizin sorununu çözdük. Kamu çalışanı ve emeklilerin beklediği 3500 ek göstergeyi hayata geçirdik çalışanlarımıza %30 üzerinde zam yaptık. En düşük memur maaşını 12 bin liraya çıkardık. Temmuz ayında refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız. Başkan Erdoğan'dan Giresun'da önemli açıklamalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en düşük emekli maaşının 5500 TL'den 7500 TL'ye yükseldiğini açıklamıştı, memur maaşlarına son olarak 2023 yılı Ocak ayında zam yapıldı. %30'luk memur maaş zammının ardından en düşük emekli maaşı 11848 Türk lirası oldu.